Türkiye'de girişim kültürünü geliştirmek için herkesin çabası çok önemli. Yani bütün oyuncuların, bütün bu girişimciliğin parçası olan şirketlerin, sivil toplum kuruluşlarının, üniversitelerin birlikte hareket etmesi, harmoni içerisinde hareket etmesi çok önemli. Burada bir yarış içerisinde değiliz. Yani hiç kimse birbirini geçmiyor. Toplam hani örnek şeyse aynı gemideyiz. Ve bu gemiyi hızlandırmak için çalışıyoruz aslında. Bunun farkında olmak zorundayız. Birincisi bu. Türkiye kültüründe hani pozitif taraf herkesin gerçekten bir hedefe odaklandığı zaman çok hızlı yol alma yeteneğinin olduğunu düşünüyorum. İnsanlar çok heyecanlılar, çok hızlı daha çok çalışıyorlar. Hatta çalışma saatlerimize bakarsak Avrupa ve Amerika'dan daha iyi olduğumuz bazı konular var. Kötü olduğumuz yerler de var. Ama daha fazla çalışabiliyoruz. Çünkü bence daha fazla gelişmekte olan ülkelerden başarıya açlığımız var ve bunu da son 10 senedeki büyüme hızımızla gösterdik. Şimdi pozitif tarafı bu. Yani insanlarımız başarıyı yapabilirler. Burada seçtiğimiz girişimciler nereye giderlerse gitsinler başarılı oluyorlar. Yetenekli insana sahibiz. Ondan sonra ekonomimiz çok büyük, pazarımız çok iyi. Bunlar pozitif tarafları. Girişimciliği geliştirmemiz gereken taraf o ortak gemide olduğumuzu anlayıp ondan sonra birlikte hareket etme bütünü. Zaten oluşmamış bir pazarda rekabet etmek ondan sonra bu pazarın bölünmesine sebep olacak hareketlerde bulunmak çok doğru değil. Diğer taraftan yurt dışındaki başarılı kültürel örnekleri alıp Türkiye'ye getirip kopyalamak değil, benzerini ve buraya uygun şekilde adapte etmek zorundayız. O yüzden sadece Amerika'daki San Francisco yani New York'taki ekosistemler değil, dünyanın bütün ülkelerindeki başarılı olmuş ekosistemlerle köprüler kurup oradaki bilgi birikimini ve insan kaynağını burasıyla bütünleştirmemiz gerekiyor. Yapılacak özelliklerden bir tanesi bu bence soruna. Diğer taraftan geçen Ekim ayıydı. Biz ailece Helsinki'ye tatile gitmiştik. Helsinki, Finlandiya'nın başkenti ve Finlandiya'da son 10 senedir Nokia'yı çıkarmış ondan sonra ve birçok başarılı oyun şirketini çıkarmış. Girişimci bir ülke. 4,5 milyon yaklaşık nüfusu var. Ondan sonra biz de kıyasladığımız zaman İstanbul'dan küçük bir nüfusa sahip bütün ülke şey aklımızda. Yaşamları yani oradaki farklılık noktalarını ben şey yapacağım. Dünyanın en iyi girişimci ülkesi değil belki filan. Ama baktığımızda bizden başarılı global örnekler çıkartmışlar. İşte Rovio oradan çıkıyor. Ondan sonra Supercell son 2-3 senenin en iyi oyun şirketi oradan çıkıyor. Nokia örneğini verdim. Ondan sonra biz bunu yapamamıştık mesela. Türkiye'den başarılı global girişimler çıkartamamıştık. Şimdi bunun birçok bence akademik olarak sebepleri olabilir. Ama benim hani o kısa tatilde gördüm. Bir kere sanat şehrin içinde. Yani yaratıcılık ondan sonra orada. Fikirlere açıklık konusunda bizden biraz ilerideler. Ondan şüphem yok. Her türlü fikri dinleyebiliyorlar. Bizde genellikle baskıcı bir kültür söz konusu. Eğer güçlü bir taraf varsa diğerinin fikrini ezebiliyor ve onu dinlemek konusunda o kadar şey değil, müsamahalı değil. Bu belki bizim gerçekten tarihsel geçmişimizdeki şeyden geliyor. Hayatta kalabilme şeyinden dolayı geliyor. Yaşam şartları girişimciler için çok uygun. Herhangi bir şekilde dış etmenler onu dağıtmıyor. Bizde 3 gün içerisinde olan siyasal ve politik gelişmeler onların 50 yıllık hayatında belki öyle çalkantı olmamıştır. Yani öyle olsa eminim ki oradaki ülkedeki halk da yani bu strese dayanamaz. Belki Türkiye'de bu kaosla yaşamayı öğrendik ama yani bu girişimciliği negatif etkiliyor. Hiç gözle göremiyoruz bu elle tutulur bir şey olmadığı için. Hani stok var, stoğun altına sel geldi işte su bastı dediğimiz zaman gözle görüyoruz. Ama girişimciliğin böyle bir kaos içerisinde yaşaması, ortaya global başarılı örnekler çıkartması çok kolay değil. Diğer taraftan yatırımcılar da bu ortamda hani stabil olan ortamlara gelmek istiyorlar. Risklerin sürekli olduğu ortamlarda zaten girişimci de risk alıyor. Bir de ortamın riskini almak istemiyor.
Sadece 2-3 günlük tatilde, ki Estonya'da da benzeri örnekler var. Bunlar çok küçük ülkeler. Yani Estonya 1.3 milyon kişi falan, Manisa'nın nüfusuyla eşit yani baktığımızda. Ama ülkesini çok ilginç bir şekilde Estonya devlet ve bütün internetin şeylerini kullanarak bir geçiş yapmış. Küçük nüfuslarda bunu yapmak kolay denilecek ama hani işte 75 milyon kişi olduğu zaman sen bunu nasıl yapabilirsin? Bu vizyon, bu eğer düşünce yapısı olursa bu belki bir senede olmayacak ama 5 senede yapılabilecek. Fakat etkisi çok daha yüksek olabilecek. Bence girişimcilik ekosistemini geliştirmek için girişimcilerden çok dış çevredeki o makro dinamikleri değiştirmek gerekiyor. Bunlar değiştiği zaman başka kimsenin o girişimcilik ekosistemine müdahale etmesine gerek yok. Ben orada çok liberal olacağım. Destek vermeye bile gerek yok. Maddi desteğe bile gerek yok. İnanmıyorum. Maddi destekler hatta ekosistemi negatif etkilediğini düşünüyorum.